son dönemlerde iş insanları için, ticaret erbabı için devamlı sıkıntılı pozisyonlarla ilgili konuşuyoruz. Aydın, Denizli ve Muğla bölgesindeki ve Türkiye'nin her tarafındaki iş insanları bu karardan tedirgin. Tedirgin olmaması mümkün değil zaten. Ticaret bir serbestliktir. Global bir dünyada yaşıyoruz. Bir dayatma, bir zorunluluk olması düşünülemez. Düşünülmemesi lazım. Düşünüldüğü zaman ticareti yapamazsınız. Bu öncelikle bu bir kuraldır yani. Bir, iki, iki daha dört gibidir yani bu. Daha önce ülkemizde de vardı. Fiyatlar, malların üzerine, ürünlerin üzerine etiketleri yazardınız. Ne bileyim kontrol yapılırdı. %10'dan fazla kâr marjı yazamazdınız. Ondan sonra işte arz talep dengesinde fiyatlar yükselirdi. Falan yüksek fiyat yazamazdınız. Yazdığınızda ceza yerdiniz. Ondan sonra ve bunların insanlar yüksek fiyat satar, düşük fatura keserlerdi. Çünkü yüksek fiyatı fatura kesemiyorlar diye. Bunların hepsi de yanlış olan dayatmaların devlete getirdiği zararlardır. Çünkü devlet burada vergi zararı görüyordu. Ben şimdi yaş münasebetiyle de bu dönemleri de iyi hatırlıyorum. Bu dönemlerde çünkü biz yaklaşık yani yolda oynamadık. Hiç çocukluğumuz yaşamadık. 7-8 yaşından itibaren dükkanın içindeydik. O günkü tabiriyle dükkanın içindeydik. Bugün de tezgahın başındayız. Dükkanın içindeyiz. Dolayısıyla bu dayatmalar vergi zararına ve ticaretin yavaşlamasını sebebiyet verir. %25'in bozdurmak zaten bir tabiri caizse bir isyan getirmişti ihracatçıda, ticaret erbabında. Sonra döndük şimdi %40'ı çıkardık. Hatta %50 olma olasılığı vardı. %40'ı çıkardık. Yani burada Allah aşkına hangi hesap yapılmaya çalışılıyor? Ben şaşırıyorum. Çünkü sonuçta onlar tekrar dövize dönüyor. Bundan bir an önce dönülmesinde bence fayda görüyorum. Devlete Türk lirasını koruma anlamında bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum.